Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle erkek bebeklerimiz için güzel bir şort çalışması yapacağız. Şortumuzu örmek için lastik kısmından başlıyoruz. Biz küçük bir şort çalıştık. Eğer büyük yaştaki ya da fazla kilolu çocuklarımıza çalışacaksak lastiğimizin ölçüsü uzun olsun. Diğer kısımlarını aynı şekilde renklerimizi değiştirerek örelim. Ve istediğimiz ölçü olunca paçalarımız için eşit miktarda ayırıp lastiklerini örelim sonrasında askılarımızı ördüğümüz şortumuzu tamamlamış olalım Evet kolay gelsin diyerek hemen şortumuzu örmeye başlayalım kolay gelsin şortumu örmek için Nakon'un Lux Minnoş Baby ipini kullanıyorum Ana renk olarak mavimi kullanacağım. Kırmızımla beyazımı ise aralarda çizgiler halinde sıralarını değiştirerek göreceğiz. Ve şortumuzu örmek için 2,5 numaralı tığımız, tığımızı kullanacağım. Daha kalın sayıplarınız, daha kalın tığlarla ya da ince ise ya da elinizin sıklığına, gevşekliğine göre tığımızı da ayarlayarak hemen mavimizden bel kısmının lastiğini örmeye başlayalım. Zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Çok kalın bir bel lastiği istemiyorum. Eğer yaşı büyük çocuklarımız için öreceksek 4, 5 birazcık daha zincirimizi çekebilirsiniz. Çünkü daha enli olması daha hoş duracaktır. Tığımızın başını doluyorum. 1, 2, 3 ve 4. zincir yuvasına gelerek batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum toplamda iki tane trabzana ulaştım 3 4 5 6 7 8 ve 9 9 tane trabzanımızı örüyorum İpimizi şu şekilde alttan asılıp sıkıştırdıktan sonra hemen 3 e, tane zincirimi bu yönden çekiyorum. 1-2-3 3 zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Bakınız tığımızın e, yani örgümüzün alt kısmında bir trabzanlarımızın olduğu bölüm var. Bir de iki tane minik gözlerimiz var trabzanımızın üzerinde. Şimdi tığımın başını dolamıştım. Bu iki gözden şöyle giriyorum ve gözü aradan kavuruyorum. Trabzanımızı değil bakın şuradan giriyorum. İki gözüm birinden diğerinden çıkıyorum ve trabzanımı örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Yine iki tane minik gözümüz var. Biraz önce çıktığımız göz ve diğer trabzanın yanındaki. Yine giriyorum. Bakınız diğer yandan çıkıyorum. Ve trabzanımı örüyorum. Tekrar minik gözlerimizden örüyoruz. Yine bakınız hep minik gözlerimizden kesinlikle aşağıdan değil. Şöyle gördüğümüz gibi bir tanesinden giriyoruz. Ben bu şekilde görünsün diye açıyorum. Tabi sizin açmanıza gerek yok. Çok rahatlıkla şöyle yaptığınızda bile kendisi yönünü bulacaktır. Son trabzanıma geldim. Tığımın başını doluyorum. En sondaki dönerek yani zincirimizi geri döndürerek yaptığımız trabzanımın ise tepesine batıyorum. Tam tepesine trabzanımı örüyorum. Hemen 1-2-3 zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum ve bakın lastiğimin şu şekilde çok güzel incecik çıktığını görüyorum. Yine zincirimizi çektik ve yönümüzü çevirdikten sonra tığımın başını doluyorum hemen ikinci trabzanımın üzerindeki bakın zincirimin hemen dibinden giriyorum trabzanımın diğer yanından çıkıyorum yine aynı şekilde örüyorum tekrar tığımın başını doluyorum bakınız bir önceki çıktığım yerden batıyorum hemen diğer yandan çıkıyorum minik gözlerin olduğu bölümü kullanıyorum ve bu şekilde istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam edelim. Bakınız bu kez diğer yönde kabartımız oluştu ve çok hoş incecik güzel bir lastik görüntüsü oldu. Lastiğimizin eline bakalım. Şu şekilde. Şöyle üzerine alıyorum mezurumu ve 3,5 santim. Bakınız. 3,5 santim şöyle ve istediğimiz uzunluk ölçüsü gelene kadar e, B ölçümüzü uygun olarak örmeye devam edelim. Evet belimizin lastiğini örerek geldim. Kaç tane ördüğümüze bakmak istiyorum. Şu çıkmış olan bölümleri kabartıları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ve 23 tane kabartımın olduğu bölüm var. E, santim olarak ölçüsüne bakalım şöyle baktığım zaman ise 42 santim uzunluğunda şimdi şortumuzun belini şu şekilde e, kapatırsak giymekte zorluk çekebilir Onun için en azından düğmemizi takacak bir rahatlık olması için şu şekilde bir açıklık kalmasını istiyoruz önü kapalı olacak ama bunu yine e, arkada görünmeyecek bir yere kapatabiliriz. Yani gizleyebiliriz. O yüzden burayı şu şekilde tutturalım. 3 tane zincir çekerek bırakmışım. Hemen zincirlerimi açıyorum. Ve örgümün yönünü düzeltiyorum. Şu kısımdan birleştiriyorum. Bir tane trabzan sadece. Bakın şu kısımdan bir trabzan alıyorum. Ya da tam kabartımın üzerine batıyorum şöyle geçişimi yapıyorum 1 2 3 3 tane de zincirimi çektim ve devam ediyorum 3 zincirimi çektikten sonra 1 bakınız bir tane ördüm yanındaki aynı yere yani 2 tane örüyorum yine aynı yere 1 2 yandan trabzanlarımız görülmekte bakınız her yandan trabzana 2 tane trabzananımızı örüyoruz. Ve Devam ediyorum. Bir tane bu görmüş olduğum direk şeklindeki trabzanımın tepesine batıyorum. İki tane, bir ve iki. Tekrar, iki tane diğer tarafa geçiyorum. Ortadakine batmayalım arkadaşlar. Bakınız, ortadakine batmadan bu düz görünen kabartılı görülen yerlerdeki bölüme batalım. Görünmeyen kısma batmayalım. Yoksa çok fazla bir bolluk olur. Diğer ikiye geçiyorum 1 ve 2 kabartılının tepesine batıyorum 1 ve 2 yandan duran trabzanlarımın her birine ikişer ikişer mavimizde ilave ederek başlangıç yerimize kadar geliyoruz kabartılı duran tepesine batıyorum ve yandan şu şekilde bakın şöyle yandan iki batıyorum. İki de bu tarafa bir tane de kabartıya. Sıramızın başına kadar gelelim. Başlangıç yerimize kadar örerek geldim. Bakınız trabzanlarımızı. En son başlangıç noktamızdayız. İki tane yine e, buradaki birleştirdiğimiz yerin arkasını da kavrayacak şekilde trabzanlarımızı ördüm. Şimdi diğer sıramızı birleştirelim ve ikinci rengimize geçelim. Üç tane zincir çekmiştim. Zincirimin tepesine batıyorum çekmeyi yapmadan beyazımızla çekiyorum şu şekilde beyazımıza böyle şekilde başlayalım şöyle alıyorum bir tane bir zincirimizi çekip sağlamlaştıralım ve ipimizi geçiyoruz ve bir tane zincir arkadan çekiyorum mavimi 2 3 3 zincirimizle sıramızın başına başladık ve arkadan ipimi koparmak istemiyorum beyazımı ördükten sonra hemen yine bir tane daha mavi sıra geçmek istiyorum şimdi bu sıramızda aralarda artışımızı yapalım ve örmeye başlayalım birinci trabzanımın üzerine ördüm bakın zincirimden olan ikinci trabzanımın üzerine Orta parmağımdan taraftaki olan bölümüne batıyorum. Şu görmüş olduğumuz ikiye ayrılan trabzanımızın ortadaki yani dış taraftaki bölümüne batıyorum. Bu taraftaki kalıyor. Örüyorum. Bir trabzanı ördüm. Diğer bakınız yine sırada bütün sıramızı bu şekilde örüyoruz. hep dıştakini alıyoruz bakınız parmağımın hemen yanındakini alıyorum ve örüyorum kaç tane ördüm 2 4 6 7'yi ördüm 8 9 onu çift olarak örelim bakınız onuncuya batıyorum aldım yine aynı yere girerek onu iki tane örüyorum 2 4 6 8 ve 10 Devam edelim. Şimdi şöyle bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. örüyorum. 10. iki defa örüyorum ve artışımızı yapıyoruz. Sıramızın başına kadar 10. iki defa örerek gelelim. Her 10. ilmeği iki defa örerek sıramızın başına kadar geldim. Şimdi diğer rengimize geçelim. Bakınız diğer rengimize buradaki 3 tane zincir çektiğim yerimize geliyorum. Tepesine batıyorum. 3. zincirimi ve mavimle geçişimi yapıyorum. Beyazımı da şu şekilde arkadan çekiyorum. 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum. Beyazımı da şu şekilde sıkıştırdıktan sonra örgümün yönünü çeviriyorum. İçten örmeye başlıyorum. Dıştan devam etmiyoruz. Bakınız içten devam ediyoruz. Tığımın başını doluyorum. Yine orta parmağımdan taraftaki bölümden alarak örüyorum. Sırasıyla burada artışımızı yapmıyoruz. İstediğimiz renk değişikliğini yaparak sırası ile örmeye devam ediyoruz. Zevkinize uygun olarak dilerseniz daha çok renkli, dilerseniz tek renkli şortumuzu bu şekilde örelim. İçten örüyorum. Başlangıç yerimize kadar gelelim. Tığımın başını doluyorum. Yine buğday gibi görülen ilmeklerimizin kendimizden tarafı olanı örüyorum. Bakınız kendimden taraftakini aldım ve örüyorum. Kendimden taraftakini alıyorum, örüyorum. Diğer taraftaki kalıyor. Bakınız bir yönünden alarak örüyorum. Her ikisini aynı anda girmiyorum. Tek alıyorum ve örüyorum birer birer bakınız birini alıyorum diğeri kalıyor tekrar bakalım tığımın başını doluyorum bakın sıradaki trabzanın ikiye ayrılan bölümü kendimden taraftakini alıyorum ve sıramın başına kadar bu şekilde örüyorum evet mavimizi de ördük arka yönden ördük tersten şöyle içeriden örerek geldik bakın şu kısımdan başlamıştık diğer uçta bitirdik şöyle görelim burası düz yönü Yakından baktığımız zaman, bakınız şöyle bir e, dışta kabartı ve içte çok hoş bir görüntü oluştu. Şöyle baktığımızda. Evet, şimdi aynı şekilde örmeye devam edelim. Bakın üstlerde sanki bir sık iğne yapmışız görüntüsü var. Arada trabzanımız sık iğne, trabzan şeklinde görüntümüz oluşuyor. Üçüncü rengimize geçmek istiyorum. Kırmızımızda bağlantımızı kuralım. Mavi ipimi takıyorum bakınız karşıya Mavi ipimi taktıktan sonra kırmızı ipimi şöyle alıyorum. 1 2 3. Örgümün tekrar dış yüzünü çeviriyorum ve mavi ipimi biraz sıkıştırıyorum. Herhangi bir şekilde gevşeklik olmasın. 3 zincirimizi çektik. Tekrar ön yüzdeyiz. İpimizi şöyle alalım. Yaptığımız işlemimizi görebilelim. Evet. Diğer ipimi de şöyle alıyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen ilmeğimizin şu şekilde ön yüzden değil arka yüzden alıyoruz. Bakın şöyle. Ve örüyorum. Bakınız orta parmağımdan taraftaki bölümünü alarak birer trabzanımızı örerek ilerliyoruz. Tıpkı biraz önceki yapmış olduğumuz işlemlerimizin aynısını tekrar ediyoruz. Düz yönden orta parmağımdan tarafta örgümüzü içe doğru öreceğimiz zaman ise diğer tarafa gidiyoruz ve o zaman kendimizden taraftakini alıyoruz. Şuradaki görmüş olduğumuz buğday gibi görüntünün tersten ördüğümüz zaman kendimizden taraftaki dıştan ya da düzden ördüğümüz zaman doğru yönden ördüğümüzde orta parmağımız tarafındaki dışı örüyoruz. Şimdi kırmızımızı düz yönümüzden örüyoruz. Orta parmağımızdan tarafta bir içten bir dıştan örerek istediğimiz ölçü gelene kadar ve istediğimiz renk sıralamasına göre büyüterek örmeye devam edelim. Sadece ikili trabzanlarımızı örüyoruz. Burası şortumuzun. Evet bel bölgesinin altı artık. Evet şu şekilde görüntümüz yine bir sık iğne bir trabzan görüntüsü. Hoş bir şekilde göründü. Evet renklerimizi değiştirerek istediğimiz renk sıralamasına göre bir dıştan bir içten yönümüzü bir dıştan bir içten örelim ve istediğimiz ölçü gelince Tekrar görüşelim. Şöyle bakalım bakınız. Mavimiz de çok güzel oldu. Şortumuzu istediğim ölçü gelene kadar örmeye devam ettim. Beyazımı, kırmızımı ve mavimi değiştirerek renklerimizin dizilimini ayarladım. Mavimden itibaren saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 ve 16 sıra ördüm. 16 sıramızın şöyle enine bakalım. Yenine baktığımızda bakınız aşağıya doğru daha bir rahatlamakta 29,5 santim 29 da diyebiliriz 29 santim boyuna baktığımız zaman 19 santim boyunda. Şimdi e, düz bir şort olduğu için istediğiniz ölçüde başlayabilirsiniz. Bu başladığımız ölçü sonucunda sayılarımızı ayarlayalım sayalım ve tam ikiye bölelim. Trabzan sayımızın yarısını bir bacağımıza, diğer yarısını da diğer bacağımıza ayıralım. Yani tam ortadan ikiye bölelim. Şimdi bacak arasındaki geçiş alanını ayarlayalım. Tam ortaladım ve birer tane ayracıma taktım. Bakınız bacak arasını zincirden değil trabzanlardan öreceğiz. Şöyle çevirmek istiyorum. Tam ortadaki trabzanımın iki tane sağına geçmek istiyorum iki sağına geçiyorum 1 2 3 düz örüyorum bakınız hemen yanındakini örüyorum ortadaki üçüncü trabzanım oluyor diğer yanından da iki tane örüyorum toplamda beş tane trabzanımı bacak arası için ayarlıyorum pembemiz tam üçüncü olan trabzanımızda üç tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum ikinci trabzana battım zincirim birinci trabzanın karşılığında 3 4 ve 5 ilerliyorum 1 2 3 çeviriyorum ikinciye batıyorum bakınız sırasıyla sırası ile birer birer trabzanlarımızı örelim 3 sıramızı ördüm. 1 2 ve 3 çeviriyorum. 1 2 ve 4.'ü ördükten sonra en son trabzanımı ve 1 2 3 4 5. sıramızı örüyorum trabzanlarımızı birleştirmesini tamamladıktan sonra kırmızı kısma geçiyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum ve trabzanlarımı örmeye başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane trabzanımı ördüm 9 ile 10'u aynı anda çekiyorum. Bakınız 1, 2, 8 tane tek trabzan ördükten sonra 9. ve 10. trabzanların bir elini alalım. Her ikisini sonrasında çekelim ve tek ilmeğe düşürelim. Saymaya devam ediyorum. 1, lastik yapacağımız için birazcık toparlanmasını istiyoruz. 2, 3, 4, 5, 7 ve 8 8 trabzanımı ördüm dokuzuncuyu bir defa örüyorum 10 trabzanımı yine bir defa örüyorum her ikisini tek seferde çekiyorum ve bir ilmeğe düşürüyorum aynı şekilde 8 tane tek örelim dokuzla onu birlikte alalım ve başlangıç yerimize kadar gelelim şu kısımda sizlerle birlikte tekrar olalım bir uçtan başlamıştık 8 tane düz trabzanımız ördük 9 ile 10'u aynı anda örüp birazcık ilmeğimizi tarattık şimdi tam bacak arasındaki 5 trabzan ördüğümüz yerdeyiz şimdi ilk yanın içerisine giriyorum bir ikinci trabzanımızı örüyorum aynı yere diğer yandaki bakınız her trabzanımızın yanına ikişer ikişer trabzanlarımızı örüyoruz bir ve 2 iki. ikinci sıranın iki trabzanı ördüm şimdi üçüncü sıramızın kini örüyorum 1 2 ve sonrasında bakınız diğer sıramıza geçiyorum 1 2 en son trabzan sıramı örüyorum 1 ve 2 biraz önceki zincir çekerek başladığım noktaya geliyorum ve tam tepesine batıyorum ve şu şekilde geçişimi yapıyorum ve örgümün yönünü çeviriyorum 1 2 3 öncesinde zincirimizi çekip sonrasında tekrar çevirelim bakınız yönümüzü çevirdim şimdi bacağımızın arasından itibaren örmeye başlıyoruz 3 tane zincirimizi çektikten sonra sıradaki trabzanımı düz örüyorum bir sonraki trabzanımı da düz örüyorum bir sonraki trabzanımı da düz örüyorum 4 tane trabzanımı düz ördükten sonra 5. trabzanı dışa kabartıyorum Tekrar 4 tane tırabzanımı düz örüyorum. 1 2 3 ve 4. 5. tırabzanımı yandan girerek dışa kabartılı bir şekilde örüyorum ve devam ediyorum. 1 2 3 ve 4. 4 tane trabzanım ördüm 5. yine yandan girerek kavartıyorum ve sıramızı bu şekilde başlangıç yerimize kadar tamamlayalım 4 tane düz trabzan 5. yandan girerek örüyoruz tekrar bir daha örelim bakınız 1 düz direk tepesine batıyoruz 2 3 4 5. yandan girerek örüyoruz ve bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Sıramızın başına kadar örerek geldim. Şimdi geçiş yerimizdeyiz. Zincirimizden oluşan trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ve sadece geçişimi yapıyorum. Tekrar 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra trabzanlarımı düzleri yine düz olarak örüyorum. Kabarttığım trabzanımı ise yine yandan girerek kabartılı bir şekilde örüyorum. Aradaki düzlerimi 1, 2, 3 ve 4 diğer trabzanımı ise kabartılı örüyorum. Yani yandan giriyorum. İstediğim lastik ölçüsü gelene kadar bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Bu yandan aldığımızı yine yandan alarak devam edelim. Buradaki düz trabzanlarımızı ise düz olarak örelim. İstediğimiz lastik kalınlığına gelene kadar Örmeye devam edelim. Şortumun lastik kısmını örerek tamamladım. 1 2 3 4. 4 sıra ördüm. Hemen kaç grup olduğuna bakıyorum. Şuradan başlayalım. Bacak arasının bitiş yerinden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 tane grubumuz olmuş. 13 grubumuzda 3 yerde, şöyle başlangıçta, ortalarda, bir de sona doğru, bakınız bir üst sırada, en son sıradan bir önceki yerde daralmaya geçelim. Yani 4 trabzanımızı aynı anda ikisini çekelim, 3 trabzan şeklinde dönüştürelim ve paçamızı şu şekilde birazcık daha içe dönmesini sağlayalım. Diğer paçamızı da aynı şekilde trabzanlarımızı alalım. 4 tane tek, 5.yi dıştan kabartılı bir şekilde örelim. Birinci sırada zaten dümdüz örüyoruz. İkinci sırada kabartılarımızı almaya başlıyoruz. Ve bu şekilde 4 sıraya geldiğimiz zaman tamamlayalım. Paça kısmımızı aynı şekilde tamamladıktan sonra ben askımızın bir tanesini ördüm. Şöyle iliğimizi açmak istiyorum. Bakınız düğmelerimi de diktim. Şöyle sayalım kaç sıra ördüğümü bakmak için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 ve 42. sırada tamamladım. Bakınız ileğimizi koyduk ve en son sıramızda bir sırada sık iğnemizi geçtik tamamladık. Şimdi diğer iliğim. E, askımızı da aynı şekilde çalışalım Dilerseniz düz Dilerseniz çapraz askı şeklinde kullanabilirsiniz nasıl isterseniz kullanacağımız yaş grubundaki çocuğumuzun e, kullanım alanına göre omzundan düşünmesini istemiyorsak çapraz askılar her zaman daha kullanışlı olmakta Sizler Dilediğiniz gibi Tabii ki ayarlamalarda bulunursunuz Evet askımızın birisini bakınız Kenarımızdan şu şekilde ayırdık diğer askımızı da hemen başlatalım 8 tane trabzan ördüm 8 trabzan üzerine örmeye buradan da devam edelim dilediğiniz e, kadar uzatabilirsiniz öreceğimiz çocuğumuzun yaş grubuna göre tabii ki ayarlamalarda bulunmamız en önemlisi hemen kabartımın üzerinden başladım 1 2 ve 3 3 tane zincirimi çektim sıkıştırdım yan olarak devam eden trabzanımın olduğu yere 1 ve aynı yere bir daha giriyorum 2 toplamda 3 tane trabzanım oldu araya giriyorum her iki trabzan arasına 4 oldu 5 ve ikinci kez giriyorum 6 ve dümdüz bakınız üstüne batıyorum 7, 2, 4, 6, 7. Bir tane daha diğer taraftan örüyorum. 8 toplamda 8 sıra yani 8 trabzan burada da örmüştüm. 2, 4, 6 ve 8. 1, 2 dönüşlerde lütfen 2 zincir çekelim. 3 zincir pot ve çirkin duruyor. Bakın şu şekilde 2 zincir gayet hoş durdu. 2 zincirimi çekiyorum. Örgümün yanını çeviriyorum. Ve hemen sıradaki trabzanımın üzerine batıyorum. Sürekli çevirerek bu 8 trabzanımızı örerek sıramızı tamamlayalım. Yani istediğimiz ölçü gelene kadar örelim ve istediğiniz düğmeleri de diktikten sonra tamamlamaya çok yaklaşıyoruz. Bir tek yanda rahat giydirip çıkartmak için ilik yeri ayarlamıştık. Düğmemizin olacağı yer oraya da bir düğme ile ilik yerimizi dikeriz ve şortumuz kullanılmaya hazır hale gelir. Bakınız bu şekilde devam edelim. Askımı da diğer askımın uzunluğuyla ördüm. Şimdi e, iliğimizi açmak için başlıyorum. İki zincirimi çekiyorum. İkinci trabzanımı örüyorum. Üçüncü trabzanımı örüyorum. 3 trabzanı ördükten sonra 1 ve 2 tane zincir çekiyorum aşağıdan da 1 2 tane trabzan atlıyorum 3. trabzanı atıyorum ve kenardan 3 tane trabzan daha örüyorum her iki kenardan 3'er tane trabzanımızı örüyoruz ortaya 2 tane zincirimizi çekiyoruz üzerine ise bir sıra sık iğne olarak örelim ve ileğimizi pekiştirelim son sıramız olsun bu şekilde İki tane zincir çekmiştik. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Trabzanlarımın da üzerlerine birer birer batarak ördükten sonra bir zincirimle sağlamlaştırıyorum. İpimi koparıyorum. Askılarım da bu şekilde tamamlanmış oluyor. Şortumun askılarının her ikisini de ördüm. Şu şekilde çapraz taktım. Dilerseniz normal olarak da takabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Şöyle paçasının bir kenarına güzel bir yelkenli gemi çalıştım ve en son düğmemi diktim İlik çalışmamız kaldı hemen zincir çekerek minik bir iliğimizi düğmemize uygun olarak örelim tam düğmemin karşısına gelecek yere bir tane bakınız zinciri çektim ve battım 1 2 3 4 4 tane zincirimi çekiyorum hemen bir tane atlıyorum ikinci trabzanımın üzerine batıyorum düğümümüzün boyutuna göre zincirimizde bir tane ilik çalışması yapmamız yeterli Evet bu kadar iliğimiz yeterli şimdi bunu da taktıktan sonra şöyle kontrol edelim bakınız gayet rahat geçiyor hemen düğümümü atıyorum ve iplerimi içeriye alıyorum en son düğmemi dedikten sonra şortum kullanılmaya hazır. Evet bir çalışmamızın daha bu şekilde sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşçakalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.